çekilerek atışı solu mu dönüştü sen? Sabit değil Gökçelik yoksa. Galatasaray televizyonu ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Sarı kırmızı ekranda çok özel bir konukla birlikteyiz. Kaptanımız, sevgili dostum, kardeşim Göksel'in Köksal'la beraberiz. Onunla basketbol serüvenimizi konuşacağız. Güzel bir gidişatımız vardı hakikaten. Sonu belki tam anlamıyla düşündüğümüz gibi olmadı ama Fenerbahçe ile finalde eşleşme şansını elde edemedik ama olsun, canları sağ olsun. Muazzam bir gidişatla birlikte muazzam performanslar ortaya koyarak çok güçlü bir rakibi zorladılar. İnatçı bir şekilde onlarla başa baş mücadeleyi devam ettirdiler. Efes'ten söz ediyorum tabii ki. Klipte de cesur yürek ifadesini kullandık. Kaptanı en iyi anlatan tabirlerden bir tanesi bence cesur yürek tabiri. Hoş geldin. Hoş bu tabire katılıyor musun? Çok teşekkür ediyorum böyle söylediğiniz için ama katılıyorum. Neden? Ben de katılıyorum. Yani, cesur yürek yani yıllar... Seni anlatıyor mu yani? Bence tam olarak beni anlatıyor. Güzel bir söz olmuş yani cesur yürek. Kullanılıyor mu sana karşı? Yani taraftardan teveccüh alıyor musun? Evet, taraftardan bu şekilde çok fazla cesur yürek olarak, genel bir algı olarak çok fazla söyleyen oluyor. Galatasaray taraftarı neden seni bu kadar çok seviyor? Ya öncelikle gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bunda altyapıdan çıkmamın olduğu, vermiş olduğu bir durum da söz konusu. Aynı zamanda yıllardır her zaman hep Galatasaraylıyım, Galatasaray'daydım. Buranın çocuğuyum. Her zaman da küçükten beri buranın kaptanı olmak istediğimi vurgulamıştım. Allah da bunu bana nasip etti. Onlar sayesinde zaten çok şükür bu kadar da buralara gelip beni gerçekten çok iyi motive ettiler. Onlar sayesinde de kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, yapıyorum. Taraftar seni niye bu kadar seviyor ama? Göksel'in Köksal, Göksel, taraftar seni seviyor. Şimdi, tevazu gösterme, mütevazısın, farkındayım. Ama sen sürekli taraftar bana... seni seviyor. Taraftar senin hangi özelliklerini seviyor kaptan? Şimdi ben bence, şimdi kendimi ben ısrarla çok fazla övmek istemedim ama sen sürekli övme şey değil soruyorsun. Yani. Bu taraftar sence seni şöyle, niye seviyor? Övmeyi kendime anlatmış oluyorum. O yüzden çok fazla istemedim bunu söylemek ama ben taraftarın sahadaki vücut bulmuş haliyim. Taraftarımız bir kere her şeyden önce çok koyu bir Galatasaraylıyım. Tabii ki de bana herkesten daha fazla bana da kızabiliyorlar. Herkesten evet. Daha fazla birine sevebiliyorlar. Aynen öyle. İnsan sevdiğine kızar. Şimdi aynen. Saygı gösteriyorum tabii ki de. Taraftarımız beni belki de sahada, şimdi Galatasaray taraftarı Avrupa'nın en büyük taraftarı. Maçlarda geriye düşsek de, ileride de olsak da ben her zaman aynı heyecan, aynı tutkuyla oynadığım için onların bence sahadaki dediğim gibi vücut bulmuş haliyim. Ben 3 sayı da atsam, 20 sayı da atsam, 15 sayı da atsam her attığım sayıda ya da her yaptığım savunmada, her çaldığım topta, her seferinde taraftarla bir bütün olabiliyorum. Bunu ama yapmacık yaparsanız olmaz zaten. Bu işten gelen bir Galatasaraylılıkla özdeşleşen bir şey. Bence de mesele İşten bu. İşten geldiği için. Evet. Sen sahada sinirlendiğinde de rol yapmıyorsun. Taraftarı ateşlemeye çalıştığında evet. Da rol yapmıyorsun. Gerçekten o taraftarı ihtiyacın olduğu için evet. Taraftarın ateşlenmesi gerektiğini, evet. Desteğe ihtiyacın olduğu zaman bunu aslında yaptığında taraftarı hissediyor. Aslında ateşlenmesi gerektiği için değil, ben kendim bazen zaten... Bazen lazım oluyor ya. Yani. Bazen lazım ama ben bunu gerçekten içten... Aynen öyle. Gelip mesela bazen çok ateşlenmesi gereken mesela bir ortamda belki bunu da yapamıyor da olabilirim ama bu içten gelen bir şey. İçten gelen bir şeyi durduramıyorsunuz zaten. Evet. O Galatasaraylılıkta, özellikle işte derbi maçlarında veya hangi maç olursa. Ben böyleyim, yapım böyle. Küçüklükten beri de hep böyleydim. Neden seviyor biliyor musun? Sağ içinde tribündeymiş gibi davrandığın için seviyor. Evet. Ben de ona katılıyorum. Kendinden biri gibi görüyor. Yani evet. Dedin ya, tribündekinin sağdaki vücut bulmuş hali olarak evet. Diyorsun ya, çok doğru bir tabir. Onlar da sağdaki bizim 6. adamımız. Seni taraftar adamımız. Gibi görüyor yani. Evet. Hem sporcu hem taraftar olarak evet. Görüyor. Çok dolayısıyla bütünleşme sağlanıyor böylelikle. Evet. O sağ içindeki ateşleme, zaman zaman taraftarı kendinden geçirme hali nasıl vücut buluyor?
Vallahi nasıl gelişiyor yani? Şöyle aslında ben de kendimden geçiyorum. O anda planlamadan şöyle, yapıyorsun değil mi bunu? Yok şimdi ısrarla yine soruyorsunuz. Bu planlayarak yapılacak bir şey değil zaten. Ha, merak ediyorum. Yok bu planlı, sen beni senelerdir tanıyorsun zaten. Bu planlayarak yapamazsınız zaten bu ateşlemeyi ya da işte kavga da demeyeyim ama şey hırçın olmayı, evet. İşte sahada agresif olmayı, bunları planlayarak yapamazsınız. Evet. Bu yaratılıştır. Kalbinden geldiği için. Ben dışarıdaki hayatta da zaten normalde baktığın zaman beni senelerdir tanıyorsun. Çok normal, insanlarla iyi anlaşabilen bir birisiyim ama bir şekilde o atmosferde sinirlenebiliyorsunuz, agresif olabiliyorsunuz. Bu da spor ve ben Galatasaraylıyım dediğim gibi her zaman kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın olduğu yerde kaybetmek diye bir şey olmaması lazım. Olmaz zaten. Bunu kaybetmeyi, yani yenilgiyi kabullenmemek gerekiyor. Benim yaratılışımda da bu var. Neticesinde de her zaman plansız bir şekilde, planlayarak olmamak şeyiyle her zaman bu şekilde davranıyorum. Planlama ile ilgili aslında şuna bağlamaya çalıştım. Planlama şöyle de olabilir kaptan. Mesela takım bir tık geriye düşmüştür sayısal anlamda veya performans anlamında geriye düşmüştür. Sen zaten ateşlisin ama diğer takım arkadaşlarını ateşleyebilmek için taraftardan destek alabilmek için bunu planlayabilirsin. Şimdi o dediğim bence şöyle şurada olur. O dediğine evet katılıyorum ama şu şekilde olur. Mesela bu senede birkaç kez yaşanmıştır. Nasıl olur? Mesela karşı taraf takım taraftarında ciddi bir şekilde maçı germeye çalışan bir oyuncu vardır mesela. Ben de bunu bench'ten takip ediyorumdur, izliyorumdur. Bundan sonra ben kendi kendimi kurabilirim. Derim ki yani ben şimdi oyuna gireceğim. Taraftarı işin içine katmam lazım. Çünkü bu şekilde maç gidebilir. Evet. O şekilde olabilir. Ama maçın içerisindeyken hiçbir şekilde planlı olmaz. Ama tabii ki de taraftarınız, örnek veriyorum, en son oynadığımız Anadolu Efes maçı dahil. İşte 10 sayı öne geçti Anadolu Efes. Bir şekilde taraftarı işin içine katmak için tabii ki de cereyan etmesi gerekiyor. Bunlar plan değil. Taraftar işte attığımız sayıdan, çaldığımız toptan, bir reaksiyondan, koçumuzla bir şekilde oyun içine katmamız lazım. Mesela zaman zaman şöyle oluyor mu? Kişisel merakım olduğu için soruyorum. Karşı takımdan bir oyuncunun olayı böyle elektriklendirdiğini ve atmosferi biraz kendi lehlerine yükseltmeye çalıştığını söylüyorsun ya. Evet. Onu size doğru, bize doğru çevirebilmek için ona böyle biraz dokundurma yaptığın oluyor mu? Şöyle sataşma gibi demeyeyim de yok, yani. Yok, sataşma gibi değil. Öncelikle şimdi bizim seyircimizin önüne gelip, aslında daha benim söylemek istediğim şey oydu. Bizim seyircimizin önüne gelip her kim olursa olsun, hangi takımdan olursa olsun, eğer saygılı şekilde davranırsa o şekilde karşılık bulur. Bu bir kavga değil, sokak kavgası da değil, boks maçı da değil. Ama gelip de taraftarımıza hareket yapıp işte bizi böyle işte antrenörümüze ya da bizim oyunculara karşı bir taşkınlık yaparsa, o zaman tabii ki de ortamın gerilmesi, yani ortam şey olabilir, bir şekilde gerilebilir. Çünkü ben dahil kimse izin vermez. Hı hı. Bizim taraftarımız önünde de ben hiçbir zaman bu Arma'nın, Galatasaray'ın hiçbir zaman yani bir oyuncu geldi, bu şekilde davrandı, bunu dedirtmem. Hayatım boyunca da dedirtmem. Dilediği gibi davranmasına müsaade etmez. Onlar da benim o şekilde yapmamı, ben hiçbir şekilde rakip oyuncusuna da hiçbir şekilde, ama sportmenlik dışı faulden bahsetmiyorum. O asla yapılmayacak bir şey. Evet. Yapılmaması gereken de bir şey. Evet, kesinlikle. Şimdi kaptan, bir tane VTR'miz var. Onu girelim. Yerilmez Arma'da performans VTR'miz var. Ardından ufak da bir soluklanmış olursun. Yeniden devam edeceğiz sorularımla. Gerçekten çok fazla sorun var sevgili izleyenler. Biraz karışık karışık gidebilirim. Dolayısıyla affınıza sığınıyorum. VTR gelsin, ardından devam edelim. 15.000 Galatasaray taraftarı Sinan Erdem spor salonunda boş koltuk bırakmadı. Alkışlar Yenilmez Armada'ya. Sezona Nef'in büyük katkısıyla çok büyük beklentilerle giren fakat istediği sonuçları alamayan erkek basketbol takımımız, Yunan baş antrenör Andreas Pistiolis'in gelişiyle adeta şaha kalktı. 43 yaşındaki koçun liderliğinde ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray Nef, İNG Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 3. sırada tamamladı. Üç sayılık atış, deep post. Neler yapıyor? Neler oluyor Sinan Erdem?
Oldukça zor maçları kazanmayı başaran Sarı Kırmızı takımımız bu periyotta iki de derbi zaferi yaşadı. Beşiktaş deplasmanında gelen galibiyetle başlayan seride yenilmez armada sırasıyla Pınar Karşıyaka, Semt 77 Yalova Spor, Fenerbahçe Beko, HDI Sigorta Afyon Belediyesi, Tofaş ve Türk Telekom'u devirmeyi başardı. Son 7 maçta birçok kırılma anı yaşanırken özellikle Fenerbahçe Beko deplasmanında alınan galibiyet takımımıza büyük motivasyon kaynağı oldu. Polonara ile kaldı birebir. Isaiah Kenan, David Kravish kaçırdı. Kendi reboundunu aldı. David Kravish isabeti buldu. Muhteşem taraftarının desteğini de arkasına alan yenilmez armada 7. sırada başladığı periyodu basamakları birer birer aşarak 3. sırada noktaladı. Galatasaray Nef böylece playofflarda ev sahibi avantajını da ele geçirmiş oldu. Tüm oyuncularımızın elin taşın altına koyduğu ve büyük bir efor sarf ettiği bu süreçte Melo Trimble, D-Bost, Kerry Blackshear özellikle hücum performanslarıyla ön plana çıktı. Playoff çeyrek finalinde normal sezonu 6. sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Sarı Kırmızı takımımız serinin 2 maçında da rakibine üstünlük kurarak galibiyet serisini 9 maça çıkardı. D-Bost çok zor isabet bu. Yarı finalde son 2 sezonun Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'le eşleşen Galatasaray Nef ilk maçta rakibini 105-70'lik müthiş farkla mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça taşıdı. Sonraki 2 maçı kaybetse de 4. maçı alarak 2-2'ye getirdi. Karar maçında rakibine mağlup olan takımımız playofflara yarı finalde veda etti. Özellikle sezonun son bölümünde oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla basketbol otoritelerinden tam not alan yenilmez armada taraflı tarafsız tüm basketbol severlerin takdirini topladı. Melo Trimble, Melo'nun penetresi, Melo Trimble! Şimdi Okber, Isaiah Kenan, köşede Göksel'in 3 sayılık atış, Göksel'in üçlük geliyor. Göksel'in köşesi, top kaybı, Göksel'in araya giren oyuncu açık alan var. Göksel'in Blackshear'ın köşe pozisyonu. Köşede gösterdi yine. Bu sefer sağlık oldu gösterdi Göksel. Geriye çekilerek atışı solu mu düşünecek? İsabeti zihni Göksel'in Göksel. Göksel'in 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 Göksel. Evet sevgili izleyenlerimiz devam ediyoruz. Kaptan'ın güzel klibiyle ara ara bu klibi paylaşacağız, vereceğiz. Şimdi sorularımı sormaya devam edeyim. Belirli bir zaman zarfıyla şimdilik geldiğimiz noktada performans bazında ve ruh, ahenk, ortaya koyduğunuz mücadele bazında gerçekten siyahla beyaz gibi bir fark söz konusu. Bunu koç değişikliğine mi bağlamalıyız? Bu söylediğine katılıyorum. Yani gerçekten siyahla beyaz gibi. Özellikle sezon başından sonra tabii ki de takımda da belirli başlı sıkıntılar, talihsizlikler oldu. Bu tamamen takımın içerisinde olan uyum, birbirimizi çok fazla sevmemiz, çok iyi takım olmamız ve tabii ki de yeni gelen koçumuzla alakalı. İşte yönetimimiz, Erden abi, Barış abi, Turgay abi, Kerem abi, onlarla beraber, basketbol şubesiyle beraber olan yeni koçumuzun gelmesiyle birlikte çok ciddi bir uyum oldu takım içerisinde. Yani yeni koçumuz gerçekten... Ne yaptı kaptan? Yani Andreas Pistiolis, sen Ekrem Memnun döneminde de atıyorum Melo'yu seviyordun, Blackshear'ı evet. seviyordun, onlar seni seviyordu. O sevgiyle ilgili bir sorun yok ama... Bir şey değişmiş yani ve bu farkı ortaya koyan şey ne? Öncelikle yeni koçumuz Andreas Pistolis geldikten sonra
Şöyle bir durum var. Ligde 8'de 9'da 9. Hı-hı. 9'da 9 yaptığımız zaman ligde ilk geldiği maçta Beşiktaş maçında deplasman maçı bizim playoff'a girmemiz için playoff'ta biz kendimizden üstümüzden hiçbir takım yenememiştik. Hı-hı. Doğru düzgün. Hı-hı. Ve Andreas Pistorius geldiğiyle beraber bize şampiyon olabileceğimiz bize inandırdı. İnancını. Şimdi bu çok zor bir şeydi. Şöyle zor bir şey. Geliyorsunuz bir anda işte 12. bitirilecekken 12. belki de 11, 12, 13 oralara doğru gidecekken evet. bir anda takım hiç maç kaybetmeden 3. bitiriyor. Çeyrek finali. Ve büyük takımları yenerek. Büyük takımların hepsini yeniyor. Evet. Kendinden üstündekileri yeniyor ve bu takımları yenemezsek eğer yani bir tane iki tane mağlubiyet alsak playoff dışı kalıyoruz. Çünkü biz bizim bitirimiz galibiyetten iki galibiyet az alsak biz playoff'a giremiyorduk zaten. Yani averajdan bahsediyorum. Hı hı. Yani işte 8-9 oluyorduk mesela giremiyorduk. Hı hı. Şimdi bunu gelip herhangi bir taraftara sorsanız işte Galatasaray sezonu Anadolu Efes ve Fenerbahçe'den sonra bitirecek kimse buna inanmazdı. Bize öyle bir inandırdı ki şampiyon olabileceğimiz dedi ki playoff'ta hiçbir şey belli olmaz dedi. Playoff'larda kimin ne yapacağı belli olmaz dedi. Biz de koçumuzun derbi karşılaşma, Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe derbisi hepsini kazandık. Biz de koçumuzun gerçekten çok çok yani bütün takım olarak çok iyi kenetlendik. Yani dediğin gibi sene başında Melo'yu işte ya da öbürünü sevmiyor öyle bir şey yoktu. Ama bir uyum süreci bence uyum olarak iyi bir uyumumuz yoktu. Takım olarak. Öyle mi yoksa özgüven kaybı mı vardı? Ya özgüven kaybı da olabilir dediğiniz gibi. Oyuncuları ayırt etmeyeyim şimdi kaptan olarak ama zaten koçumuzun en büyük özelliği de oydu. İşte, takıma geldiği zaman benle de konuştu, bütün oyuncularla da konuştu. Takımda hiçbir şekilde ayrım olmayacağını, yani kim oynarsa oynayacağını ama takımın kazanması gerektiğini vurguladı. Şimdi ondan sonra tabii çok büyük şansımız. Ya bir şanssızlığımız Allah şifa versin Depin Akonpursel'in sakatlanması. Ondan sonra şöyle şans demeyeyim yani Allah yardımcıları olsun bir savaş döneminden evet. çıkan Kazan'dan gelen Isaiah Cannon var. Sip'in bize gelmesi var. Sip şimdi baktığınız zaman Euroleague'de bütün takımlarda oynayabilecek bir oyuncu, NBA oyuncusu. Bize gelmesiyle takım çok düzgün bir karakter. İşte Dee, ben, Melo, Sip, işte Türk oyuncular, herkes, bütün takım... Herkes çok fena, çok birbirine kenetlendi ve neticesinde de başarı geldi. Şöyle, şimdi taraftarımız şöyle diyebilir. Çeyrek finali, Bahçeşehir'i 2-0 geçiyorsunuz. Bahçeşehir iyi bir takım. 2-0 geçiyorsunuz. Ondan sonra yarı final Anadolu Efes. Anadolu Efes konusunu şöyle söylediler. Anadolu Efes Euroleague şampiyonu oldu. O yüzden biraz yorgundu. Anadolu Efes kaybedince yorgun oldu, kazanınca yorgun olmadı. Ben buna katılmıyorum. Şöyle oldu. Anadolu Efes ilk maç tabii ki de yorgun geldi. Yani yorgun gelmiş olabilir. Ama biz de çok iyi oynadık. Biz zaten biz finale çıksak farklı bir senaryo olacaktı. Şampiyonluğa gidiyorduk. Şimdi Anadolu Efes, konudan konuya geçtim ama şunu söyleyeceğim. Problem yok. Anadolu Efes bizim bu kadar bu şekilde kenetlendiğimizi onlar bile hissedemedi. Onlar bile koçumuzun yıllar sonra siz... sen şimdi Galatasaray taraftarının, ben küçükten beri buradayım. Ergin abiden sonra, Ergin Ataman'dan sonra koçumuzu o kadar sevildi ki. Yani gerçekten bir anda eski günler Abdüpekçi dönemine döndü yani salon. İşte baktığınız zaman Efes maçlarında. Başarı geldi. Koçumuz da taraftarla beraber, o da bütünleşen bir koç. Neticesinde de bu bize başarıyı getirdi. Anadolu Efes'i ilk maçtan sonra... ikinci maçı yenildik. 1-1 sağ avantajını aldık. Ondan sonra burada belki de 3-1 eleyebilirdik. Ama şimdi burada taraftarımız bazen bana da kızıyor. İşte bizlere kızıyor. 3-2 yenildik. Şimdi baktığınız zaman son topa kadar mücadele etmiş. Anadolu Efes'te şu anda son 2 yıldır Avrupa'nın şampiyonu. 1 yıl pandemiden belki yine şampiyon olacaktı. Yani şu anda futbolda dediğiniz futboldaki futbolun Real Madrid'i. Yani Avrupa'nın en büyük takımıyla oynuyorsunuz. En büyük takımını İki tane maç alıyorsunuz. Bizim dışımızda bence alabilecek takım da o şekilde yoktu. Kaptan, tam Anadolu Efes'e. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Sen taraftarın kızdığından bahsediyorsun ama ben buna katılmıyorum. Taraftar şu an
Bu takıma şunu demek, hakkını sonuna kadar helal ediyor. Yok yok, şu anlamda söylemek istedim kızmakta derken, Anadolu Efes'i de eleyebilirdik. Tabii ki de eleyebilirdik ama kolay bir durum değildi Anadolu Efes'i de elemek. Buralara gelmemiz bile çok kolay bir durum değildi. Biz takım buralara kadar geldi. Çok özveriyle, çok iyi çalışarak, çok iyi bütünleşerek geldik. Sene başında, şu konuya geleyim, sene başında takım olgusu olarak bu şekilde değildik. Hı-hı. Takımda birazcık özgüven kaybı. Senin dediğin iyi görmüşsün dışarıdan. Özgüven kaybı, işte oyuncuların kendine daha çok fazla inanmaması, bunlar vardı. Ondan sonra keşke, dilerdik ki Anadolu Efes'e finalle karşılaşsaydık. Yani yarı finalde Fener'le karşılaşsaydık, geçseydik, finalde Anadolu Efes'le karşılaşsaydık. O zaman başka bir senaryo olabilirdi. Sakatlıklar oldu. Anadolu Efes'e en son elendik. Olsun. Yine gurur duyulacak bir şey. Senin de hakkını teslim etmek lazım kaptan. Son maçta sakatlandıktan sonra savunma kurgusunda hakikaten problem yaşadık ve fark açıldı. Yani sen sakatlandığın ana kadar başa baş devam eden bir mücadele hakimdi. Senin kıymetini sakatlandıktan bir şerle daha iyi anladık ama gerçekten senin ne anlam ifade ettiğini bu takım için sakatlandığında daha iyi kanıksadık. Evet ya, şimdi öyle de yani şimdi benle beraber Isaiah Can'ın da sakatlığı vardı. Evet. Yani ben gönül isterdi ki, yani çok değişik bir pozisyonda sakatlandım. Bir anda ayağıma, Dunst'ın ayağı bastı. Ayağımı çektim, parmağımı. Hiç olmayacak bir şey. Allah beterinden korusun. Ayağın kırılacaktı. Bu hep böyle bir şekilde şey olur. Ben olsaydım, öyle bir şey demek de yanlış. Biz bir takımız. Çok da iyi bir takımız. Dilerim ki seneye de inşallah bu şekilde devam ederiz. Yeni koçumuzla beraber. Evet. Eski günlerimize döndük diyebilirim Galatasaray şube, basketbol şubesi olarak. Kesinlikle, inşallah devamı gelecek. Sevgili kaptan, teşekkür etmemiz gereken bazı insanlar var. Bu isimleri sana teker teker soracağım ve bu isimlerin senin için ne anlam ifade ettiğini çok da biraz da kısa cümlelerle, tamam, böyle net cümlelerle paylaşmanı rica ediyorum. Tamam. Andreas Pistolis. Kısa cümlelerle. Evet. Andreas Pistolis, yeni koçumuz, takımı gerçekten bir çok toparladı. Takımın inancını, kendine inancını arttırdı. Çok değerli bir koç. Karakteri? Karakter olarak da gerçekten Galatasaray antrenörlüğüne çok yakışan bir koç. Çünkü gelmeden önce şöyle bir handikap söz konusuydu ya, şimdi Galatasaray gibi büyük bir camianın başına başarı geldiği için bu konuşulmadı. Başarı olmasaydı şayet şu konuşulacaktı. Şimdiye kadar baş antrenörlük yapmamış, sadece geçmişte yardımcı antrenörlük yapmış bir insan olduğu için eleştirilecekti. Ya şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki de onlar daha çok profesyonel konular. Ben çok fazla şey yapamam. Şimdi, bu işte CSK'nın antrenör Itudis için de, işte Bambit'te çok başarılı oldu, sonra CSK'ya gitti. Evet. Şimdi baktığınız zaman yardımcı antrenör ama CSK'nın yardımcı antrenörü. Aynen öyle. Onun haricinde eskiden Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük antrenörü Obradovic'in yardımcısı, yardımcı antrenörü. Zaten bir şekilde kendisi Galatasaray olmasa da, Galatasaray tabii ki de camia çok büyük. Taraftarla beraber orayı çok iyi oldu. Koç için de çok iyi oldu. Ama Galatasaray olmasa yine Andreas Pistolis, ben hani bir şekilde zaten Avrupa'da herhangi bir EuroLeague takımında çok ciddi bir şekilde ben sıçrama yapardı diye düşünüyorum yani. Head coach olarak. Erden Timur. Ya aslında Erden abi buradaki en büyük pay bence. En büyük paylardan bir tane basketbol şubesi adına. Çünkü Erden abiyle ben gerçekten abi kardeş gibiyim. Kendisini de çok severim. Ayrı bir parantez açmam lazım. Turgay Bey sizi evine davet ettiğini vesaire söyledi. Şimdi evet, evinin kapılarını açmış. Önemli. Öyle bir sadece evine davet etmesinden bizle beraber takımla, şimdi Erden abi işte Nef'in yönetim kurulu başkanı, Nef'in şeyi sahibi, Nef'in yönetim kurulu başkanı. Gerçekten koyu Galatasaraylı. Benim Eurocup dönemlerinden tutun ondan eskisine kadar her zaman gelin bu seneki maçlarda da taraftar gibi. Taraftardan daha ateşli. Yani hiç kalkmayan taraftar, yani onları bile kaldıracak gibi bir ateşli bir yapısı var Erden abinin. Bizim takım kötü giderken dahil. En önemli şey o zaten.
Oradaki yani püf nokta bence o. Takım mesela daha koçumuz gelmeden önce kötü gidiyorduk. Çok kötü gidiyorduk. Benim elim kırılmıştı. Elim kırık olduğu dönemde dahi bizi her zaman yemeğe davet etti Erden abi. Bizim oyuncularla ayrı ayrı toplantı yaptı, bizle görüştü. Bunlar herkesin yapacağı işler değil. Ben çünkü şimdi Erden abi şunu söyledik. Şimdi şey gibi olmasın ama ben bu kulübün içerisinde 17-18 senedir, 17 senedir bu kulübün içerisindeyim. Ben Erden abi gibi hiçbir zaman sponsor bu kadar basketbolla ilgili, yani onlardan Erden abiden öncekiler haksızlık olmasın. Hepsini çok ama saygı Erden gösteriyorum. Ama Erden Bey bundayım, manevi kısmını da. Evet, manevi olarak söylüyorum. Yani. Onlardan öncekilerde de sayarsam çok sevdiğim abilerim var tabii ki de. Yani hiç saygısızlık olmasın. Bu kadar dokunan olmamıştı. Ama bu kadar bu kadar dokunan Erden abi gibi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de işte sayarsak Erol abiler, Ömer abiler, Ömer Cansever'ler, onları da hepsine saygı göstermek lazım. İşte Can abiler. Ama Can Topsakal, ama o şekilde söylemek yerine yani Erden abi çok daha başka bir abi gibi yaklaştı bize. Ya yani benim kötü oynadığım maç yok mu? Benim kötü oynadığım maçtan sonra beni geliyordu, kaptan diyordu, benimle konuşuyordu. Hiç konuşmayabilirdi. Hiç takımla toplantı yapmayabilirdi. Takım kötü gidiyordu. 9'a 0 mı yaptı takım? 10'da 1 mi yaptı? Öyle bir durum vardı yeni koçumuzdan önce. Takımı bana diyordu ki takımı toparla kaptan diyordu. O da takımı toparlamaya çalışıyordu. Konuşuyordu her seferinde. Ben Fenerbahçe maçı galibiyetinden sonra Erden abinin gözleri dolduğunu gördüm. O kadar büyük bir Galatasaraylı. İyi gün dostu değil, kötü gün dostu. Evet, aynen öyle, katılıyorum. Sayın Barış Nane. Barış abiyle de çok güzel bir diyalogumuz var. Onunla da abi kardeş gibiyiz. O da gerçekten yine takım kötü giderken de takımın ciddi şekilde yanında olanlardan Barış abi de. Çünkü baktığınız zaman yani bu biraz şey gibi duruyor. Takım gerçekten çok kötü giden bir durum vardı. O durumun içerisinde çıkmak hepimiz taşın altına elimizi sokmamız lazımdı. Neticesinde de Barış abi de o geçiş döneminde çok oyuncularla iç içe olan, çok desteği olan birisiydi. Evet. Türkiye'nin en büyük basketbolcularından bir tanesi, efsane isimlerinden Kerem Tunçeri. Kerem abi, şimdi ben de böyle tek tek söylüyorum da, Kerem abi, ben zaten küçükten beri Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından bir tanesi kendisi. İşte kaç tane guard sayarsınız, gelmiş geçmiş guard sayarsanız, işte 4-5 tane saysanız yani büyük guard evet. Olarak Kerem abi de işte ilk birincidir belki ya da ikincidir. Üçüncü oldu kendisi. İlk beşteki gardlardan gelmiş ki şu milli takımımızın gardlarından bir tanesi. Yani diğerlerinde de ayıp olmasın şimdi olmaz, diğer gardlarda. İşte Orhun abi, Kerem abi, Ender abi öyle kimine göre yani şey olur. Kendisi bir efsane basketbolcumuz ve Kerem abinin de şöyle bir Kerem abiyle de anımız var. Ben kendimden yani kendimi anlatmak istiyorum burada ama takım adına da her zaman destek oldu. Şimdi benim sene başı anneannemin rahmetli olduğu bir dönem var. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra elimi kırıldı. Şimdi Kerem abi benimle toplantı yapıyor. Ben biraz sinirli yapıdayım. O zamanlar işte kafam gitmiş zaten. İşte Kerem abi diyor, no kaptan diyor, takımı şey yap. Ben bazen bunları kendimde de aslında benim de hatalarım vardı. Yani şey yapamıyordum. Kendime bazen yani biraz kafam gitmişti. Kerem abi de gerçekten orada çok güzel. Benle, Ege ile işte bütün kim söylerseniz takımdaki herkesle abi kardeş gibi oldu. Çünkü bizim en büyük avantajımız Kerem abi de şuydu. Kerem abi daha önceden basketbol oynadığı için, daha önceden de bizim geçtiğimiz yollardan geçtiği için bizim için çok büyük bir avantajdı Kerem abi. Allah'a var. Belki Kerem abi oyunculukta daha aslında şeydi. Ben karşılıklı da oynadım Kerem abiye. Daha sinirli bir yapısı vardı. Daha işte bir anda sinirlenebiliyordum maçta. Ama şeylikte yani şu andaki bulunduğu pozisyonda yöneticilikte asla öyle olmadı. Her zaman yanımızda yer aldı. Her zaman da gerçekten desteğini çok fazla hissettik Kerem abinin. Evet. Son bir şey daha sorayım. Turgay Bey'i de sormam tabii lazım. Turgay Zeytingöz'ü. Turgay abi de ona da tabii ki de ayrı parantez açmak lazım Turgay abiye. Turgay abi tam olarak bilmememle beraber yeni koçumuzun gelmesindeki en büyük Tabii yani. Paylardan bir tanesi. Çünkü Bamit'te beraberlerdi. Tabii ki de orada zaten takımın bir dönüşü var. Bir anda işte yeni koçumuzla beraber takım bir anda kendine geldi. O da
sene başından beri çok özverili bulunan, takım için her şeyini koyan bir yöneticimiz. Evet, kaptanı bir soluklandıracağız. Hem de bir kaptanla ilgili bir ufak bir bandımız var, onu vereceğiz. Tribüne çağırma VTR'si var ya sevgili yönetmenim, onu verelim bir. Onunla ilgili bir şey soracağım. Evet, kaptan burada benim bir şey dikkatimi çekti. Herkes görüyor zaten de. Takım soyunma odasına gidiyor. Taraftar ısrarlı bir şekilde çağırdığı için sen öyle bir depara kalkıyorsun ki soyunma odasından takımı geri getiriyorsun. Ne yaşandı orada? Şöyle, şimdi burada kazandığımız aynı maçtan, Anadolu Efes maçından sonra seri 2-2 oldu. Bu maç seri 2-2 oldu. Ondan sonra şöyle bir durum oldu. Orada defol atıyorum. Orada tribün takımı istiyor. Takımın tekrar gelmesi istiyor. Ben orada kaldım. Aslında takım da şunun şöyle olmasını istiyor. Yani D-Boss falan. Diyor ki daha seri bitmedi. Hmm. Zaten hani tribüne taraftarımızla şey yaptık. İşte konuştuk. Ben dedim ki hemen girdim taraftar isteyince tekrardan bütün takımı koşarak geri çıkarttım. Yapmam gerekeni yaptım orada. Evet. Kaptan, zaman zaman senin de az önce zikrettiğin gibi eleştirilere maruz kalıyorsun. Bu hiçbir zaman ruhla ilgili, sahaya koyduğun mücadeleyle ilgili olmuyor. Zaman zaman belki kötü oynadığın, performans ortaya koyamadığın, oyunsal anlamda performans ortaya koyamadığın zamanlar olabilir. Sporun doğasında olan en tabii durumlardan bir tanesi. Sen de zaten söylüyorsun, zaman zaman kötü oynuyorum. Her basketbolcu veya her futbolcu aynı durumu yaşar. Ama ruh anlamında ortaya koyduğun, akıttığın ter noktasında taraftar senden memnun. Ama bu eleştiriler yaşandığında nasıl bunun psikolojik anlamda altından kalkıyorsun? Ya senin de dediğin gibi yani bu sporda eleştiri tabii ki de var. Ya üzülüyor musun diye sordum. Bazen üzüldüğüm noktalar oluyor tabii ki de. Çünkü ben her şeyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Bazen yeterli olamıyorum. Bu sporun hepsinde var. Bazı yorumların gerçek, yani hep çoğu zaten fake yorumlar oluyor. Çok fazla da okumuyorum. Çünkü spor böyle yani. Bir anda işte seriye 2-1 geri düştük. 2-2'den sonra bir anda farklı bakıyorlar. Ama bu gerçek Galatasaraylılar için söylemiyorum. Evet.
Bu spor yapıyorsanız ve belirli bir seviyenin üzerinde yapıyorsunuz ve Galatasaray'dasınız, camia kulübündesiniz. Bunu yapacak bir şey yok. Yani yorumlara her zaman açık olmanız lazım. Çünkü taraftar haklı da olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bazen üzüldüğüm tek nokta şu oluyor. Gerçekten onların da basketbolla hiç alakası olmayan kişiler hiç alakasız yerlerde alakasız yorumlar yapıyorlar. Ama bunda da yapacak bilgi bir şey yok yani. Olmadan, bilgi sahibi değil. Belki basketbol adına hiçbir şey bilmiyor. Evet. Hiçbir geçmişi yok basketbol adına. Belki Galatasaraylı bile değil. Evet. Olabiliyor yani bu. Buna hiç üzülmemek gerekmez mi kaptan? Hiç üzülmemek gerekiyor yani. Tabii ki de ama bazen o kadar canınızı dişinize takıyorsunuz. Ondan sonra bir şekilde maçı yendiğiniz zaman işte ana başrolle yine siz oluyorsunuz, kaptansınız. Yapacak bir şey yok buna. Buna alıştık artık yani. Kaç senedir buradayız. Sosyal medyaya bakmamak bir sporcu için çözüm olabilir mi? Bence öyle. Bakmamak lazım diye düşünüyorum ben çünkü. Bence de. Yani kötü yorumlara, kötü şeylere bakmamak lazım. Etkilenmemek elde değil çünkü. Evet. İnsan etkilenir. Basketbol futbol kadar popüler bir spor da değil. Yani ona rağmen. Evet. Futbolcuların işi bizlerden çok daha zor bence. Evet. Sevgili kaptan, şimdi biraz da ailenden bahsetmek istiyorum. Sevgili Simay, çok sevdiğimiz arkadaşımız. Simay'a da selam olsun. Ayaz'a da, sevgili kardeşime de buradan öpüyorum yanaklarından. Selam olsun. Simay da eski basketbolcu olduğu için maçlarından sonra seni eleştirdiği oluyor mu? Aslında tam tersine. Simay da eskiden basketbol oynadı. Milli takımda da oynadı. Ama biz maçlardan sonra hiç basketbol konuşmuyoruz. Öyle mi? Kendisi zaten benimle hiç konuşmaz basketbol. Hiçbir zaman mı? Yok. Şöyle, ben konuşuyorum. Mesela kötü oynadığım bir maçtan sonra konuşuyorum. Evet. Simay benimle asla konuşmak istemiyor basketbol. Çünkü yani onun orada artık kapanması lazım o konunun bir şekilde. Örnek veriyorum, maçta kötü oynadınız. Simay'la konuştun. Bir konuştun, iki konuştun, beş konuştun. Artık kız da daralmaya başlıyor. Yani ben seninle mi uğraşacağım diyor. Anladım. Senin psikolojinle mi uğraşacağım diyor. Ben de onunla konuşmaya çalışıyorum. Ama hakikaten yaptığı doğru. Çünkü benle konuşmayı kesince ben de konuşmayı kesiyorum. Yani bu sefer. O zaman düşünmemiş oluyorsun. Zaten ertesi gün başka maç var. Ona konsantre olman gerekiyor. Kaptan, şu bağlamda söyledim çok aslında. Çok büyük avantajım var tabii ki de. Simay'ın basketboldan anlaması olması. Aynen, evet. Yani basketbolu çok iyi bilen bir insan olduğu için çok yapıcı noktada eleştiri ve sana yararlı eleştiri ortaya koyabilir diye söyledim. Yok, o Allah razı olsun zaten. O benim en büyük avantajlarımdan bir tanesi. Basketbolu o da üst seviyede oynadığı için her şeyi de çok fazla anladığı için olumlu olumsuz bana her şeyi direkt söyleyebiliyor. Ve de anlayabiliyor. Yani bunu şimdi hiç basketbol anlamayan bir kişiyle konuşsanız, şut sokamadığınız zaman bile şutun ne olduğunu bilmiyor bazen adam. Yani futbol şutu zannedebilir. Senin onu kale alma durumunu zaten belirleyen şey bir kişinin o konudaki uzmanlığı. Evet. Uzman kişiyi. Beni mi kale alırsın, Simay'ı mı kale alırsın basketbolla ilgili eleştirilir. Estağfurullah. Sen de basketboldan anlıyorsun. Yani Simay kadar anlayamayız sonuç itibariyle. Peki Simay maçlara geliyor, takip ediyor. Ayaz geldi mi hiç? Galiba Ayaz geldi. Geldi. Ailenin maçlarda olması seni nasıl etkiliyor? Şöyle oldu. Bu sene ilk defa. Hatta Simay da biraz darıldı. Hep gelmelerini istiyorum. Ayaz çok fazla gelemiyor. Şu anda yaşı küçük olduğu için. Anca işte üst tarafta lojada falan izlerse izleyebilir. Öbür türlü iç sahada falan zaten durmaz. Bir Tofaş maçıma geldi zaten durmadı. Sahaya çıkarttık. bu sene Simay en son Anadolu Efes maçına geldi, maç kaybettik. Simay'a dedim ki ya bir şey söyleyeceğim, ben totemlere de inanmam. Dedim ki lütfen dedim, maça gelme. O da alındı, ne demek istiyorsun dedi. Ya dedim gelmeyeyim maça ya. Ben bu maç, son ertesi maçı yendik. Diğer Efes maçı. Ama bu yani... Hayır dedim ki, yok ben... Buraya demek takılma ki, lütfen yani. Hayır. Ya, gelsinler. Yok, takılmamak lazım. Burada ilk defa yaptım çünkü o maçı da yenildik. Son saniyede yenildik Anadolu Efes'i. Ya dedim ki Simay ben kafayı toparlamam lazım. Bir de aşırı kalabalık, Simay'ı da göremedim. Orada bir anda gözden kayboldu taraftarların arasında. Aklın mı kalıyor? Çok kalabalık. Ya dedim ki ben bu sefer totem yapıyorum dedim. Totem yapıyorum, bu sefer gelme. Ondan sonra kazanaya. Tabii Simay'la alakası yok ama öyle bir kendimi şey yaptım. Belki dedim olabilir. Kafam daha rahat İnsanlar olsun, hiçbir şey düşünmeyeyim dedim.
Yani o şimdi yüzden. Bundan sonra gelecekler mi gelmeyecekler mi? Gelirler. Ya, nasıl? Gelsinler. 10 senedir geliyor zaten. Şimdi sen şimdi bu totemi devam ettirmek istersin. Ya benim falan. Öyle bir totemim yok. Evet, 10 tamam. senedir geliyor zaten kendisi. Onları da görmek isteriz. Göksel'in Köksal ileride antrenörlük yapmak istiyor mu? Ya ben bunu çok soran oluyor. Şu anda 31 yaşındayım. Antrenörlük yapmak ister miyim? Bunu her zaman yapmak istemiyorum diyordum. Aa. Yok hiçbir şekilde antrenörlük yapmak istemiyorum. Benim istediğim her zaman işte Kerem abi gibi, Kerem Tunçeri gibi o şekilde olmak daha evet. fazla isteyim. Ama çünkü çok fazla kamp. Yönetici kısmında mı? Yönetici kısmını İdari. Daha çok isterim. Evet ama çok fazla kamp var. Zaten işte kaç yaşına kadar kamplardasınız. O yüzden antrenörlük yerine yönetici olmak daha çok isterim. Ama bilmiyorum ilerideki düşüncem değişir mi değişmez mi bunu bilmiyorum tabii. Karakterim bence yatkın ya kaptan. Karakterim aynen yani biraz. Liderlik vasfım var çünkü yani. Evet ya bilmiyorum inşallah Allah hayırlısı nasip eder. Bir oraları görelim de ondan sonra bakarız. Kaptanın 3'lü çektirme anı var. Onu verelim sevgili yönetmenim. Son 10 dakikamız. Güzel bir görün. Kaptan, taraftarla bütünleşmeyi seviyorsun değil mi? Evet. Bu seni nasıl manevi anlamda, nasıl bir hazdır? Şimdi küçüklükten beri, tekrardan şunu söyleyeyim. İşte ben daha çok küçüktüm. Hep hayalim Galatasaray taraftarıyla beraber, işte Ultras'tan, taraftarımızla beraber. İşte ben ne zaman üçlü çektireceğim? İşte maç bitsin, bu takımı kaptan... Ufakken de vardı yani. Çok ufakken bunların hep hayalini kuruyordum. Vay be. İşte kaptan olayım. Üçü çektireyim. Bu bana inanılmaz motive ediyordu. Yani hep o günleri hayal ettim aslında. İlk başta A takıma çıktığım dönemlerde işte çok küçükken 17 yaşlarında o zaman üçü çektirmiyordum tabii ki de. Küçüktüm. O zaman bile diyordum ki Allah'ım bana ne zaman nasip edersin. İnşallah bir gün ben de bu takım kaptan olurum üçü çektiririm. Allah bunları nasip etti. Bu taraftarın önünde 15-20 bin kişiye karşı üçü çektirmek maçı kazandıktan sonra beni çok fazla motive ediyor. Çok kesinlikle. Güzel bir şey. Daha ne olabilir ki? Bence de. Sevgili kaptan, kaptan olduğun için sana bunu soruyorum. Gelecek sezona dair oyuncu grubu ile ilgili eksiklerimiz var mı? Şu anlık inanın daha lig biteli birkaç gün oldu bizim maçımızdan. Şu anda onu koçumuz ve yöneticilerimiz daha iyi bilir. İşte transferler açıklandı mı açıklanmadı mı yanılmıyorsam Melo Çin'e gitti. D-Boss kaldı. Turgay Bey zaten açıkladı evet. Ha, Turgay abi söyledi mi? O yüzden yani Türk oyunculardan, yabancı oyunculardan kim kaldı, kim gitti? Oralar benim açımdan, yani ben oraları çok fazla bilmiyorum daha. Daha yeni 5 gün oldu çünkü. Gençlere olan dahilin yerli rotasyonundan bahsediyorum. Canberk, Sadık, onlarla çok çok tatlı bir ilişkin var. Evet, şöyle bizim takım işte en önemli şey, ondan bahsettim. Bizim takım, sana da çok büyük saygı duyuyorum. Evet, teşekkür. Ben de onları çok seviyorum. İşte Okben, Rıdvan, Canberk, Sadık, Ege tabii senelerdir beraberiz. Evet. Eray, işte altyapıdan çıkan oyuncularımız, Acar var, Tan var, Hakan var. İşte çok gerçek anlamda çok gerçekten bir çok iyi bir takım olduk yani. Ben hiç genç oyuncularla işte onlar da artık zaten çok fazla genç değil yani 26-27 yaşındalar. Onlardan daha da küçükleri var. Her zaman iletişim çok iyi olmuştur. Hiçbir zaman benim için diyemezler ki yani bize işte eski zamanlarda kaptanlar çok daha şey olurmuş. İşte dominant derken dominant demeyeyim yani onlar da zaten ne yapacağını şey yapar ama. Biraz daha sert diyelim. Yani. Sert. Ben her zaman çok arkadaş gibiyimdir hepsiyle. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Kaptan. 12-13 senedir zannediyorum A takımdasın. 2010 yılında çıktın A takıma. Yok daha eski çıktım. 9-8 diyelim. 8, evet. Evveliyatında altyapı var. 17 sene olduğundan bahsettin. 17 senelik Galatasaray serüveninde bir Daçka'ya gittin geldin vesaire. Evet kiralık. Galatasaray'ın efsane oyuncularından bir tanesi olduğunu düşünüyor musun?
Galatasaray'ın efsane oyuncularından şu anda daha yaşım küçük onun için onu söylemek için. İnşallah ileride 17 olurum. 17 sene. Ya inşallah ileride olurum. Hedefim o. İnşallah. İnşallah. Öyle bu kadar de, öyle. Mütevazı. Çok efsane oyuncular var çünkü. Ama çok mütevazı. Gerçekten çok tevazu sahip bir insansın. Seni bu bağlamda da tebrik ediyorum. Sevgili Zafer Sağol. 17 sene diyoruz. Hadi 12 sene, 13 sene A takım. En iyi 5 bir dizayn etsen şu anda. Bir yabancı edeyim mi Türk? Yoksa karışık mı? Fark etmez. Oynadığın en iyi 5. Ben de yazacağım. Şimdi şöyle yapalım. Bir düşünmen numara, lazım, haklısın. Bir numara, lazım. Bir numara Carlos Arroyo. Arroyo. Evet, biliyorum bunu söyleyeceğini. Evet. İki numara. Yani sağ dişili dizilişin de yap yani. Tamam. İki numaraya kimi koyarım biliyor musunuz? İki numaraya çok oyuncu var yani. Şimdi ya böyle söyle. İlk aklına gelen kişiyi söyle. Çok düşünüyorsun. Ya Jamont Gordon. Biliyorum kimseyi Gordon, kırmamaya çalışıyorsun. Evet. Farkındayım ama şimdi söyle. Bir numaraya Dibos'u da koyarım. Şöyle. Tamam bir 5 yap bana şimdi öyle. 10 tane söyleme. Şimdi Carlos Arroyo koyulur ama bana hangisiyle oynamak istersin denirse de Dibos'u oynamak isterim. Örnek veriyorum. Ben Carlos Arroyo koydum tamam, sadece. Tamam Arroyo. Bana 5 yap lütfen. 10 tane söyleme. 2 numara. Tamam ya yok ben öyle yapmayacağım. Duygusal yapacağım. 2 numara. 2 tane söyleyeyim ya. Tamam. 2 numaraya Isaiah Cannon'la Melo'yu koyuyorum. Oo. Koymayacağım eskilerde. Koymayacaksın. Koymayacağım. Politik bir cevap mıydı? Yok. Yok ya eskilerin hepsi bıraktı zaten. Ben onlardan değil koymayacağım. Tamam. 3. 3 numaraya Mitsov'u koyarım. Vladimir Mitsov. Evet. Hayır ya Mitsov'u koymam. 3 numaraya David Hawkins'i koyuyorum. Hawkins. Evet. Tamam. 3 numara David Hawkins. 4 numara. 4 numaraya da Kerry Blackshear'la Zoran Ersek'i koyuyorum. Ersek. Evet. Evet. 5 numaraya da Boniface Ndonk'u koyuyorum. Boniface Ndonk. Bravo. Evet, evet. Göksen'inden ilk 5'ini tarihteki oynadığı en iyi ilk 5'i aldık. Ama şimdi şöyle oralarda Chuck Davis'ler var. Bir sürü oyuncular var. Kimler kimler var tabii ki. Evet yani onlara da haksız şey olmasın. Şimdi. Ben şey Carlos Arroyo'yu çıkartmak istiyorum. Neden? Yok Carlos'u çıkartıyorum. Onun yerine de Dibost'u koyuyorum. Dibost'u. Okey. Tamam. Carlos, Dibost, Melo, Isaiah Cannon, 3 numara David Hawkins. Hawkins, Hersek dedin. 2 numaraya Jamont Gordon'u da koyabilirsiniz. Tamam. Yani teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Takımdaki enleri sana soracağım şu anda. Onu nereye yazdığıma bakmaya çalışıyorum. Bir saniye sevgili izleyenler. Bir VTR'miz var onu bulabilmek adına. Ne girebiliriz Seraycığım? O kadar çok sorun var ki şu anda. Basketbol seçmeler var. Evet, VTR değil mi? Sarayın sultanları geleceğin yıldızlarını arıyor. Atış isabet geldi. Galatasaray kadın basketbol takımımız geleceğin sporcularını yetiştirmek üzere kapılarını açıyor. Floryamet Noktay tesislerinde 12 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek seçmelerde sporcu adayları teknik ekibimiz tarafından izlenerek Galatasaray bünyesinde yer alma şansına sahip olacaklar. Sporcu adaylarının seçmelere tişört, şort ve salonda giyilebilecek altı temiz spor ayakkabı ile katılması gereklidir. Kayıtlar sadece online yapılacaktır ve kayıt işlemi 11 Haziran Cumartesi 18'de son bulacaktır. Seçilen sporcular bir hafta içinde galatasaray.org sitesinden duyurulacaktır. Sporcu adaylarının doğum yılına göre seçme saatleri şu şekilde. Saat 13, 2013, 2014, 2015 doğumlular. Saat 14, 2011, 2012 doğumlular. Saat 15, 2009, 2010 doğumlular. Saat 16,
2007-2008 doğumlular. Saat 17. 2006 doğumlular. Halbuki içeriye indirdi topu. Dönerek bir... Devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Galatasaray tarihindeki senin oynadığın dönemde gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kim diye sorayım. Ben buna çok fazla oynayamadı. Ceza yedi işte bir maddeden, evet, dopingten, evet, ceza yemişti. O zaman da sakatlanmıştım. Ben buna kesinlikle David Hawkins diyorum. Öyle mi? Evet. Taraftar çok fazla kendisini göremedi. Ama David Hawkins Beşiktaş'ın şampiyonluğunda da vardı. David Hawkins bence eğer kalsaydı Galatasaray'a gelmiş benim oynadığım en iyi oyuncudur. Evet. Takımdaki en çalışkan kişi kim? Takımdaki en çalışkan kişi... Çok düşünüyorsun. Pat diye cevap vermen lazım bunlara. Ben de çalışkanım. En çalışkan kim? Şimdi aklıma... Arkadaş, bunu bilmek ne kadar zor olabilir? Bilmiyorum ki. Düşünüyorum. Herkes çalışkan ya. Şimdi. Öyle mi? Herkes çünkü koç geldikten, peki, sonra herkes ekstra çalışıyordu. Tamam. En eğlenceli kim? Ona da ben olabilirim. Ama bilmiyorum. Bütün Ege enlerime diyelim, Ege. Sevgili izleyenler. Ege diyelim, Ege. Enlerime... Ege diyelim. En komik Ege. Ben diye cevap vereceğim. Yok yok. En komik Ege. Ege mi? En komik en Ege. Ne, aynen, söylediğini bilmiyorum. En... ne söylediğini bilmiyor. En tutumlu. Cimri Ege. Deneyim. Cimri. Cimri Ege. Mi Ege? Oo. Ege. En şık. Yani en şık. Penceben. Bence de. En karizmatik. Bence ben. En yakışıklı. Ya şimdi %100 taraftan... sen. %100 sen. D-Boss bunu duymasın. En bonkör. Yine ben sen diyeceğim. Sen bilerek yaptın ama onların hepsini. Ben kendimi söyleyeyim diye. Yine bence ben. En dağınık. Ege. Sen değil misin? Yok ya, benim ne dağınıklığım. Sende de ufaktan bir dağınıklık olabilir. Var. Ama Ege yine. Kötülerin hepsi Ege. Ege'yi bitirdi. Sevgili izleyenler, Ege'yi tam anlamıyla bitirdi. Ege'ye de buradan kardeşimize selamlar. Çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Kaptanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımızın çok sonuna güzel, geldik. Çok hatta uzattık da bayağı. Sağ ol, var ol, beni kırmayıp geldiğin ne için. Demek. Ben teşekkür ederim. Çok ailenle güzel birlikte güzel, sağlıklı günler nasip et. Allah seni nasip etsin. Amin. Evladının hepimize güzel günlerini gör. Amin. Basketbolcu olmasını ister misin? İsterim. Futbolcu Ayazın olmasını daha çok isterim. Futbolcu olmasını daha çok. Şöyle bir futbol kaptanı olsa. Bir şey söyleyeyim mi sevgili izleyenler? Gökseni'ni çok uzun yıllardır tanırım. Gökseni'nin de içinde böyle bir ukde kaldığını düşünüyorum. Hiç konuşmadık bunu. Gökseni'ni sorsam şu an, hemen yanımdayken sorayım. Futbolcu olmak mı, basketbolcu olmak mı isterdin? Ya çok şükür basketbolcu ama futbolcu galiba olmak galiba futbolcu çok... olmak daha çok isterdin. İsterdim. Galatasaray'da futbolcu güzel olmak çok isterdim. Büyük olay. Ne yapalım o hayat? Ya basketbol da Allah'a basketbol şükür. Basketbol kaptanısın yani. Ama futbolu da iyi güzel oynarım, çok iyi oynarım. Futbola yatkınlığı var gerçekten, onu da biliyorum. Bacağın ne alemde? Ayağım iyi, daha iyi. En son maçta parmağıma ciddi bir darbe geldi ama çok şükür bir şey yok. Birkaç güne daha rahat olacağım. Problem yok değil yok, mi? Çok şükür. Maşallah. Maşallah demeden bırakmıyoruz. Maşallah. Göksel'in Köksal'ı. Sağ ol tekrar. Sevgili izleyenlerimiz, görüşmek dileğiyle sağlıklı günler temenni ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Çekilerek atışı solu mu düşünecek? Sabit izleyeni Gökçenik Göksal. Göksal'in atışı.